Demokrasi tarihimizin sayfalarında dolaşırken sağ sol kavgaları gördük, ihtilaller yaşadık. Kan aktı, idam sehpaları kuruldu. Ancak bunlar ülkenin yönünü hiçbir zaman değiştiremedi. 1980'lere geldiğimizde ise bir kişi çıktı ve sistemi kökünden sarstı. İnsanların dünyasını değiştirdi. Bu kimine göre büyük bir devrim, kimine göre bazı değerlerin yıpranmasıydı. Ne olursa olsun bu insan Türkiye'nin bir dönemine damgasını vurdu. Kalp ameliyatı da olabilecek olan bütün her şeyi anlattık kendisine. Ancak esas kriz Houston'dan ayrılıp Londra'ya geldiğimiz sırada patladı. Kriz bitmiştir, geçmiş olsun arkadaşlar dedi. Turgut Bey'in ortak pazar konusunda olumsuz düşündüğü zamanlar oldu. Bana tek bir şey söyledi. Haysiyetimizle oynatma. 163. maddenin ceza kanunu 163. maddesinin kaldırılması için uzun yıllar uğraşmıştı. Necdet Özdoğan'ın Genelkurmay Başkanı olmasını istemiyoruz dedi. 1987 yılının en önemli gelişmesi Türk siyasi hayatını yeni bir dönüm noktasına getirdi. 12 Eylül yönetimi eski liderleri gömmek istedi. Sürgüne yolladı, vetoladı, kurdukları partileri seçime sokmadı. Üstelik her birine 10 yıl süreyle siyaset yasağı koydu. Ancak Erbakan, Türkeş, Ecevit ve Demirel ısrarla direndiler. Yasaklarının 4. yılında demokrasi adına zincirlerin çözülmesi için kampanya açtılar. Siyaset yapma haklarını geri istiyorlardı. Yasaklara rağmen liderler konuşuyorlar, halk da onlara ilgi gösteriyordu. Yasalar günün gerçekleri karşısında çoktan rafa kalkmıştı. 1987 seçimlerine giderken bu siyasi haklar, daha doğrusu siyasi yasakların, anayasanın geçici 4. maddesinin kaldırılması bir zaruret haline gelmiştir. Bu zarureti doğuran da biziz. 1986 ara seçimleriyle biz meydanlara çıktık. Ben 85 tane mahkemeye gittim. Neden mahkemeye gittim? Ben yasaklıymışım, konuşamazmışım, konuştum. Ve 87 referandumu bunun neticesidir. 3. ve evvel değil, 6 Eylül günü, 7 Eylül günü bu mesele hal olmuştur. Efendim bu seçim mi? Değil seçim. Bu sandığın içinden iktidar çıkmayacak ama kendi halkını, kendi milletini haksızlığa, kendi halkını, kendi milletini vicdansızlığa, kendi halkını, kendi milletini adaletsizliğe, kendi halkını, kendi milletini demokrasiyi çiğnemeye. Rahmetli Özal, referandumdan önce her ikisinin de yakın dostu olan eski devlet bakanı Sayın Ekrem Ceyhun aracılığıyla Demirel'e bir haber gönderdi. Bak Ekrem Bey dedi, Süleyman Bey benim abimdir. O cumhurbaşkanı olsun, ben başbakan olarak kalayım. Memleket de huzura kavuşsun, bizler de huzura kavuşalım, biz iki yakın dostuz. Bize böyle kavga, itişme, birbirimiz aleyhinde konuşma yakışmaz. Süleyman Bey'e gitti, öneriyi anlatmış. Akşama doğru cevabı geldi. Demirel, benim Özal'ın lütfuna ihtiyacım yok. Ben geleceğim yere kendim gelirim. Beni milletim getirir oraya oturtur cevabını verdi. İşte bu cevap iplerin tamamen kopmasına sebebiyet vermişti. Hiç kimseye haber göndermedim. Hiç kimseden bir şey istemedim. ANAP ikiye bölünmüştü. Bir bölümü yasakların kaldırılmasını, bir bölümü ise yasakların devamını istiyordu. Eve gittim. Evde İşte böyle böyle abi seninle konuşmam lazım dedim.
Öyle de işte konuşamadık. Beraberce şeye gittik. Ankara hipodromunda. Neyse. Maça gittik. Konuştuğum şey de şuydu. Abi bu referandumu lütfen yapma. Meclisi yarın topluyorsun. Çık. Mecliste bu yasakların haklarını mecliste ver. Çok demokratik bir davranış olur. Sonunda bana dedi ki, Bedri hiç ısrar etme ya. Halkın vermediğini ben kimseye vermem dedi. Oradan ayrıldık. Ben bu işin mecliste anayasa değişikliğiyle gerçekleşmesini istiyordum. Rahmetli Özal bizi, yani partinin Merkez Karar Yönetim Kurulu'nu, o zaman 40 kişiydi, mecliste topladı. Hepimize teker teker görüşümüzü sordu. Benim hatırladığım kadar arkadaşlarımızın 2/3 bir referandum yapılmasına karşı çıktılar. Yani bunun mecliste anayasa değişikliğiyle gerçekleşmesini istediler. Yaklaşık 1/3 kadar arkadaşımız da referanduma gidilmesini, halkın böyle bir şeye razı olup olmadığının mutlaka tespitinin yararlı olacağını dile getirdiler. Kurulun 2/3 aleyhte görüş bildirmesine rağmen rahmetli Özal referandumu savunan arkadaşlara katıldı ve sonunda Merkez Karar Yönetim Kurulu'nun kararı referandum yönünde çıktı. Yalnız ben size bir şey söyleyeyim. Bunu bir iki defa da söyledim. Eğer bu yasaklar mecliste kaldırılsaydı biz siyasi arenaya dönemezdik. Meclislerin yani yasakların referanduma götürülmüş olması ve merhum Özal'ın bu referandumda bizi suçlaması ve bu yasakların devamını savunması siyasetten bizim çok yararımız olmuştur. Bizi incitmiştir. Ama siyasetten bizim çok yararımız olmuştur. Aslında bir şey diyeyim. Bunların partilerinin başına bu eski 4 lider geçse benim işim daha kolay olur. Onların ne yaptığını millet biliyor. Kazık mı kattın kardeşim? Kazık mı kattın? Ne olur başkası gelse ne olur? Buna razı olmayın. Razı olmayın bunlara. Türkiye'nin parası var. Türkiye'nin dili var. Dili. Evet diyeceksen evet. Hayır. Sayın Özal bu mitinglerin kendisini iktidardan uzaklaştıracağı kanaatine vararak hayır kampanyasını başlattı. Yani onun demokrasi anlayışıyla bu yasaklılar döneminde referandumdaki tavrını hakikaten telif etmek mümkün değil. Sanki bize sorulan eski liderlerin dönemini mi yoksa Özal'ın iktidarını mı tercih ediyoruz sorusu. Onun için tekrar vurgulamak istiyorum. Bugünkü konu bu değildir değerli vatandaşlarım. Ben ANAP'ın icraatını beğensin beğenmesin herkesi demokrasi için evet demeye çağırıyorum. Çünkü yasakların kalkması hükümet icraatıyla ilgili değildir. Sadece insan haklarına, hukuk devletine saygının bir gereğidir. Sayın Demirel ve arkadaşları bu referandumu bir nevi ANAP'ın yıkılması olarak gördüler. Yani ANAP'ın yıkılması olarak, benim kurduğum partinin yıkılması olarak görünce ben kendimi müdafaa etmeye mecbur kaldım. Özal'ın yasakların kaldırılmamasını istediği en açık şekilde Güneş Taner'in üstündeki bir tişörtten anlaşıldı. Sayın Güneş Taner, sayın ayrılın. Sonra Cavit Kabak da Yunanistan'a gidiyor. Dedim ki ya sen ne getireyim sana? Dedim ki abi böyle turuncu bir tişört bulursa üzerine no yazan falan onu getir. İki gün sonra getir. Hakikaten bir turuncu tişört üzerine no yazıyor. Ben rahmetli Özal'ın çalışma odasına gittim. Buldum. Neyi buldum dedi. Bu işi nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız dedi. Anlattım. Çok güzel, muazzam. Tamam dedi. Dedim ki bunu kime giydireceğiz? Ya dedim bunu kimse giymez. Ya işte şu giysin, bu isim veriyoruz de şu. O giymez, bu giymez. Bana dedi ki sen giy. Olur dedim ben nasıl giyerim bunu? Benim siyasi kariyerim dedim bitirirsin. Ben dedim perişan olurum bundan sonra. Yok hiç merak et ben arkandayım. Hiç kimse bir şey yapamaz. Sen dedi gel bunu giy dedi. Yanlarına danışman diye adamlar alacaklar. Fanırlar giydirecekler. Göğüslerinde İngilizce yazılı halkın karşısına çıkacaklar.
Bari İngilizce öğrendik. Erbakan Çubuk'ta bir toplantı yaptı. Diyor ki, Sayın Turgut Özal'ın bir müşaviri vardı. Nono muydu, Nonoş muydu? Diyor. Yani hatırlayamıyormuş gibi yapıp Güneş Taner'e Nonoş diyordu. Sayın Özal'ın da aklında sadece iktidar koltuğu var. Yoksa hakmış, hukukmuş, demokrasiymiş umurunda değil. Geçmişin acı olaylarını hatırlatıp duruyor. Ama bugün doğuda, güneydoğuda bir avuç eşkıyanın çoluk çocuk demeden, kadın erkek demeden askerine varıncaya kadar önüne geleni öldürdüğünü, köyleri yakıp yıktığını, devletin iş yerlerine saldırdığını unutuyor. Benim burada en çok üzerinde durduğum anı şu. Demirel, Ecevit, Erbakan, Türkeş gibi dört genel başkan yasaklı olmalara rağmen bir araya gelmediler. Dikkat ederseniz o günlerde herkes kendi önünü açmaya uğraştı. Oradan bir güç birliği çıkmadı. Yani bir halk cephesi kuramadılar. Bölündüler. Ayrı ayrı kulvarlarda gittiler. Referandum 6 Eylül günü yapıldı. Aynı gün sandıklar açılmadan birkaç saat önce Özal sürpriz bir açıklamada bulundu. Biraz evvel toplanan Anavatan Partisi Merkez Karar Yönetim Kurulu kendi tüzüğüne göre toplanan azalarımızın yani üyelerimizin tam bir mütabakatıyla Türkiye'yi erken seçime götürmeye karar vermiştir. Sandıkların açıldığı gece Başbakanlık konutu ile ANAP Genel Merkezi arasında hızlı bir telefon trafiği başladı. Sonuçlar at başı gidiyordu. Gece saat 1:30 gibi ben konuta telefon açtım. Turgut Bey çıktı. Turgut Bey'e dedim ki beyefendi elimizde çok sağlam kanıtlar var. Çok cüzi farklarla gidiyor şey. Evet hayır. Biz bunu dedim itiraz ettiğimiz takdirde kesin yasaklar kalıyor dedi. Telefon çaldı. Mehmet Geçiciler arıyor dedi ki rakamlar aşağı yukarı belli oldu. Rakamlar 41-49.50 küsurla işte 50.50 küsur civarında ama işte falanca yerde bir şeyde seçim çalandığında vatandaşlar oyların yarısını kesmişler. Mührü turuncuya basmışlar, atmışlar ama öbür tarafı yırtmışlar. Bunlar iptal edilmiş. Bunu dedi eğer itiraz edersek sandıklar hep böyle. Buradan çıkan oylarla hayra dönüşüyor. 50.2 hayır, 49.8 evetle kalıyor. Keçiciler teşkilat başkanı olarak Özal'dan yetki istedi. Mahkemeleri harekete geçirirlerse sonuçlar %100 ANAP lehine olurdu. Özal hiçbir yanıt vermedi, telefonu kapattı. Telefonu kapattı. Bana dedi ki biraz sonra, ya dedi Güneş, bence dedi sen dedi şimdi de ara dedi, biz dedi bu itirazı geri çekelim. Aman abi nasıl olur, bu kadar çalıştık, olur mu? Yok dedi, doğru değil dedi. Biz dedi bu sonuçta zaten dedi bu ara genel seçimlerde siler süpürürüz. Zaten Avrupa Birliği'ne dedi biz dedi bu şekilde almazlar. Bize sıkıntı yaratır. Gel dedi şundan vazgeç. Açtım telefonu. Mehmet dedim böyle. Patron diyor ki dedim itirazları geri çekin. Mehmet abi bu taraftan Keçiciler inanmıyor. Olur mu öyle şey dedi buraya kadar geldik. Bu kadar uğraştık falan filan. Dedim veriyorum açtım. Ama Mehmet dedi bak dedi Güneş'le ikna ettim dedi. Bizim yaptığımız doğrudur dedi. Yani dedi biz bu kadar gelmişiz dedi. Böyle de hile ve hurdayla dedi şey yapmayalım dedi. Orada Mehmet diyor ki hile hurda değil diyor hakikat bu. Ya oğlum dedi bunu anlatmak zor olur. Turgut Bey biraz düşündükten sonra hayır dedi. İtiraz etmeyeceksiniz dedi. Hiçbir yerde itiraz etmeyin dedi. İtiraz etmeyin deyince ben partiyi kapattım kaçtım. Çünkü teşkilatlar çok sıkı bir şekilde itiraz edelim diyorlardı. Biz hayır dedik. Neticede itiraz etmedik. Bugün yeni bir oylama yapılsa hayır daha fazla çıkacağını söylerim. Zaten iptal edilen oyların çoğu da hayır oylarıdır. Bunları da biliyorum ama artık kimsenin ses çıkaracak hali kalmamıştır. Bir konuşmamda da ifade ettim. Biz o eski liderlerin bize rakip olmasından hiçbir şekilde endişemiz yoktur. Yasakların kalkması sadece Türkiye'nin değil, Özal'ın gidişini de derinden etkiledi. Demirel'in tekrar siyaset sahnesine çıkması bütün yaklaşımlarını değiştirdi. Yasaklar sadece 70 bin oy farkıyla kalkamadı.
vatan için, millet için herhangi bir meşakkati çekmişsek, herhangi birimiz çekmişsek, hepimiz çekmişsek, hepimizin adına vatan için, millet için çekilen çile ve meşakkat helal olsun, helal olsun. Bundan sonra maalesef Turgut Bey'in yanındaki yakın çevresi Süleyman Bey'in sert muhalefetinden biz puan kaybediyoruz, tabanımız eriyor. Bunu ancak Süleyman Bey gibi davranırsak particilikte aşabiliriz diye bu telkinlerde bulunmaya başladılar. Yani popülist politikalarla zamlar olsun, bilmem rasyonel olmayan işler olsun yapılmasıyla ancak bu iş aşılabilir. Devlet kadrolarının geniş tutulması ve dolayısıyla cerrahi operasyonlardan vazgeçilmiştir. Kampanyasını dikkat ederseniz Demirel'in üzerine kurmuştu. Husumet doluydu Sayın Demirel'e karşı. Ve o da çirkin ve bence çok yanlış. Benim siyaset ahlakıma da insanlık ahlakıma da yakışmayacak biçimde. Kendisinin çok şey borçlu oldu Demirel'e. Müthiş bir mücadele örneği verdi. O daha ayıp, o daha ayıp eğer öyleyse. Şu vatandaşın hali bu. Kardeşim söylüyorum. Gelsinler, benim söylediklerimi teker teker çürütsünler. Desinler ki Demirel gelmiş, işçi 118 bin lirayla 150 bin lira para alıyor. Bu kadar para alan bir işçi Türkiye'de sefalet içindedir demiş. Bu doğru değildir desinler, gelsinler. Buyur. Niye hak veremediğin var o yıllarda? Sen de yap, sen de. Ciddi bir Demirel fobisi başladı onda. İşin garibi Demirel'de de Özal fobisi vardı. Halbuki ben her zaman onların ikisini yan yana Türkiye'nin iyi bir optimali olarak görüyorum. Birlik, beraberlik diyen, hak diyen, hukuk diyen, adalet diyen bir sesi. Demirel'in siyasete dönüşü bana benim izlediğim Turgut Bey'i korkuttu. Yani hiç kimseden korkmayan cesur adam Süleyman Demirel'in siyasete dönmesinden korktu. Siyasete dönmesinden korkunca kendi orijinal yaklaşımını hatalarıyla, sevaplarıyla ama çok geniş bir ufku olan bir insan olduğu da şüphesiz. Değişimci bir insan olduğu şüphesiz. Kendi orijinal kimliğini, orijinal yaklaşımlarını bırakıp bir yerde Süleyman Demirel'i taklit etmeye çalıştı. Tabii Süleyman Demirel'i taklit edince en iyi yapabileceği şey Süleyman Demirel'in ikinci sınıf bir taklidi olabildi. Siyaset insanları karşı karşıya getirebilir, düşman dahi yapabilir. Ancak Özal ile Demirel arasındaki ilişkiler herkesi şaşırtacak bir geçmişe dayanıyordu. Kimseyle bir siyasi hesaplaşmamız yok. Müsaade! Yalnız yolsuzluklar müstesna, yolsuzluklar, hırsızlıklar müstesna. Süleyman Bey'in evinde bir havuz vardı, küçük bir havuz vardı. İçinde kırmızı balıklar vardı. Ben ilkokulda, Kavakları İlkokulu'ndan yürüyerek eve giderken onun evinin önünden geçerdim her gün. Her gün geçerdim, muhakkak oraya bir uğrardım. Süleyman Bey, Nazmiye Hanım orada. Onlarla işte o balıklarla oynardım. Bir kurabiye, murabiye bir şey yiyip belki süt içip oradan tekrar eve devam ederdim. Yani her gün oraya muhakkak bir uğrardım. Siyaset artık gündeme gelip de 80'li yıllarda Süleyman Bey'le babamın tabii zaman zaman atışmaları olmuştur. Bu atışmalarda belki aşırıya da kaçırılmıştır. Haksızlık da yapılmıştır. Bunu da kabul etmek lazım ama o dönemde ben Süleyman Bey'le birkaç defa görüştüm. Süleyman Bey beni çağırdı. Hatta ben babama söyledim. Dedim ki Süleyman Bey beni çağırıyor. Bana aynen şunu söylemiştir babam. Çağırdıysa tabii gideceksin dedi. O senin amcandır dedi. Benimle olan dedi kavgası, münakaşası hiç seni ilgilendirmez dedi. Ellerinizi bir kaldırın bakalım. Biliyorlar işte. Budur. Hepinize sonsuz sevgiler. Saygılar. Yeah.
Nazmiye Hanım'la ben gündüz çeşitli yerlere giderdik. Toplantılara, çaylara, çocuk yuvasına, kreşe, çeşitli yerlere beraber, alışverişe beraber giderdik. Akşamları beraber olurdu. Yani hemen hemen her gün beraber olurduk. Çok yakın dostluğumuz, arkadaşlarımız vardı. Öyle dedikodu yapacak vaktimiz olmazdı. Bir de bir şey daha söyleyeyim. Özellikle söylemek istiyorum. Nazmiye Hanım'ın çok önemli bir özelliği vardır. Hiç kimseyi yanında, kimse hakkında konuşturmaz. Aramızda bir şey olmadı hiçbir zaman. Hatta o zincir bozandan falan geldiği zaman evde ben karşıladım kapıda, biliyorsunuz. Benim omzum dağladı. Ben geliyorum, siyaset öncesinden geliyorum, siyasetten geliyorum. Ve bir elim Turgut Özal'da. Onu da beraberimde getiriyorum. Nereye kadar? Başbakanlık müsteşarlığına kadar. Sonra bir devir, yeni devir geliyor. O devirde de ben gidiyorum dört duvarın arasına. Bu arkadaş bu işi yapsın diyorum. Bunları Türk kamuoyu ne kadar iyi bilirse o kadar iyi olur. Hikaye budur. Hikayenin aslı faslı budur. Benimle Sayın Özal arasındaki meselelerde başka bir şahide gerek yoktur. Ben size her şey olduğu gibi söyledim. Türkiye yeniden sandık başına gitti. Bu defa Özal'ın karşısında 12 Eylül Konseyi değil, eski politikacılar vardı. Artık yeni bir dönem başlıyordu. Özal referandum neticelerini gördü de ona göre seçim kararı verdi denmesin diye daha sandıklar açılmadan bu kararımızı ilan ettik. 5 yıl daha bu masalları dinlemeye, bir limon gibi sıkılmaya gücünüz var mı? Yıl 1983. Dedi ki, hayat pahalılığını durdurmayan fakir dostu olamaz. 4 yıl önce orta direği dilinden düşünmüyordu. Köprü ilaç parasına yetişemeyen köylü buğdayını çok daha düşük fiyatla satmak zorunda kalıyor. Ben 60 lira, 65 lira demiştim. Gizli görüşümü iş başına getirip inanan insanlara yapılan zulma bir an evvel son vermek istiyorum. Çoğu gitti, azı kaldı Allah'ın izniyle. Yakında görecek, yakında görecek. Benim ev kadınlarım, benim gençlerim, benim köylülerim, benim işçilerim, benim memurlarım, benim emekli dul ve yetimlerim, benim esnafım, benim sanatkarım, benim şoförüm, benim tüccarım, benim sanayicim. Hepinize sesleniyorum. Yalvarma, yakarma, ağlama, sızlanma, yalan ve dolana kanmayın. Sandık başına gidin, kaderinize el koyun, bu iktidarı başınızdan atın. Benim sevgili vatandaşlarım, çok değil, 7-8 yıl öncesinin sayfalarını şöyle bir araladığımızda karşımıza neler çıkıyor? Bağrı yanık analar, yetim kalmış çocuklar, sakatlanmış insanlar, hapislerde çürüyen gençler. Bunlar hep dünün günahları. 1987 seçimlerinde her ildeki seçim bölgeleri öyle garip düzenlenmişti ki İstanbul'da, Ankara'da aralarında kilometrelerce uzaklık bulunan bir takım ilçeler aynı seçim bölgesinde birleştirilmişlerdi. Çünkü oy alacağı hesapları böyle bir düzenleme gerektiriyordu. Ayrıca yine kontenjan diye bir garip uygulama getirilmişti. Bir bölgede birinci olan partiye bir de ödül veriliyordu. Bedavadan bir milletvekili veriliyordu. Bunun sonunda tabii çok önemli bir sonuç ortaya çıktı. Seçim sistemi çok karışıktı. ANAP 8 milyon 700 bin oyla 292 milletvekili çıkardı. İnönü'nün SHP'si 6 milyon oyla ancak 99 milletvekili. Demirel'in DYP'si 4,5 milyon oyla 59 milletvekili çıkardılar. Ecevit'in DSP'si 2 milyon oy, Erbakan'ın Refah'ı 1 milyon 700 bin oyla mecliste temsil edilemedi. ANAP her 30 bin oy karşılığında bir milletvekili kazanırken DSP 2 milyon oy olmasına karşın bir milletvekili dahi çıkaramıyordu. Yeni seçim sistemi büyük partilere, özellikle de ANAP'a büyük avantaj sağlamıştı. Bu tabii haksızlık.
özellikle %36 ile iktidar oluyorsunuz ama muhalefet, karşınızdaki muhalefet toplarsanız %64 oranında oy almış oluyor ama gene de iktidar oluyorsunuz. Daha bir şey demedim canım, rahatsız olmayın. Meydanlardaki tartışmalar artık meclise taşınmıştı. Demirel'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne tekrar girişi çok gürültülü oldu. Programın başında hükümet 29 Kasım'da yapılan seçimleri halkın huzura, sükuna, güvene, istikrara ve kalkınmaya oy verdiği, yani onu tercih ettiği şeklinde ortaya koyuyor. Eğer Türkiye'de halk huzura, sükuna, istikrara ve kalkınmaya oy vermişse, yani tercihini o istikamette yapmışsa, yani 29 Kasım seçimleri öyle değerlendirilecekse, bu %36 oy size yetmez. Yetmez. Demek ki tercih, yani halkın %36'sı huzura, sükuna, istikrara, kalkınmaya oy vermiş. %64'ü sizin anlayışınıza göre huzura, sükuna, istikrara, kalkınmaya oy vermemiş manası çıkar. ...1987 Özal için çok zorlu geçmişti. 4 yıllık iktidarında ekonomide köklü değişiklikler yapmış, kara borsayı yok etmişti. Devlet yapısını sivilleştirmek istemiş, seçimlere gidip tam 292 milletvekili çıkararak halktan büyük bir destek almıştı. Anayasayı değiştirebilmek için sadece 8 milletvekile ihtiyacı vardı. Başkanlık sisteminden söz etmeye başlamıştı. Zira ufukta Cumhurbaşkanlığı seçimi görünüyordu. 17 Haziran 1988 günü Ankara'da toplanan ANAP Kongresi'ne Özal işte bu havayla girdi. Tedbirler her şey yerli yerindeydi. Azami şekillere tedbirler alınmış idi. Nitekim sabah erken saatlerde çok iyi bir görev bölümü yapılmıştı emniyet müdür mamurları arasında. Salonun çeşitli yerlerinde bölünmüştü. Arka kapı, ön kapı, sahir yerler, sahne arası, salon içi falan gibi. Fakat bir müddet sonra, salon dolmaya başladıktan sonra dışarıda oluşan müthiş bir kalabalık, içeriye girememenin verdiği tepkiyi dile getiriyorlar. Ve oradaki görevli arkadaşlarımız, nasıl olsa bunlar bizim partinin elemanlarıdır. Kongrede başlamak üzeredir, gecikmiştir. Kapıları açalım deyip polislere emir verilince, Mustafa Taşar aramak için gelen polislere bir bağırdı. Bağırmış yani, ben yoktum. Siz kim oluyorsunuz ulan diye, benim arkadaşlarımı arayacaksınız diye. Polisler de kızdılar. Ondan sonra açan girdi içeri. Yani herkes horra girdi. Hayır, ben emir vermedim. O tarihlerde ben o tür bir emir vermedim. Görevli ben değildim. Ona on kala konuttan çıktık. Hanımefendisi de şahittir Semra Hanım. İçimizdik çünkü arabada bir de şoför var. Dedim şu andan itibaren güvenliğinizde ben mesul değilim dedim. Semra Hanım sordu. Ne oldu dedi. Dedim ki efendim, biz günlerdir uykusuz. Topluğuna girse oradan bizim haberimiz oldu. Ama saat 8.30'daydı. Maalesef partililer bu işe müdahale etmişler. Efendime söyleyeyim, güvenlik sistemi alt üst oldu. Şimdi bu güvenlikten ben nasıl mesul olayım dedi. Herkes giriyor ya şimdi. Kapıda kontrol kaybedilmişti. Kimse kalabalığın arasına sızan esmer bir genci fark edemedi.
Kartal Demirağ hızla Özallar için hazırlanan koltuklara yakın bir noktaya gitti. İlk plana göre başbakan ve eşi koltuğa oturacaklardı ancak son dakikada bir değişiklik yapılmıştı. Doğruca konuşacağı podyuma götürüldü Özal. Semra Hanım'ın ateşi çıkmıştı. 38 buçuk civarında bir ateşi vardı. Hanımefendiyi zor ikna etti. Giyinmesini sağladı. Yalnız dedi gidip orada uzun boylu oturamam. Direkt şeye gidelim. Sahneye gidelim. Konuşmanı yap ve hemen ayrılalım. Ayakta duracak halim yok dedi. Hiç oturmadan dümdüz gidelim. Kürsüye çık konuş. Ben de senin arkanda oturayım. Arabayı da arkaya alsınlar. Hemen çıkalım eve geleyim dedim. Peki dedi. O 15 metreden nişan almak çok kolay. Otursa oraya orada vuracak. Burada oturmaya vakti kalmadı. Çok geç kaldığı için direkt şeye çıktı. Sahneye çıktı. O mesafe oldu 40 metre. Kartal Demirağ şaşırmıştı. Başbakan beklenen yere oturtulmayınca onun uzağına düşmüştü. Geldim kongreye saat 10. Özal da 10'da gelecekti. Fakat baktım ki kürsünün üstüne bir tane masa sehpası koymuşlar. Halbuki Özal'dan sonra Kazım Oksay falan çıkıyordu. Ve mikrofonu uzatmamız gerekliydi. Hemen geldim. O saatte bütün salon doluyken kürsüyü deldim. İçine bir ayaklı mikrofon sehpası koydum. Ana Vatan Partisi'nin değerli mensupları, çok değerli dava arkadaşlarım. Muhterem misafirler ve basınımızın değerli temsilcileri. Ana Vatan Partisi'nin ikinci kongresi münasebetiyle hepinize sözlerimin başında hoş geldiniz diyorum. Kongremizin partimize ve aziz milletimize hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Tabii para borsadan düğüm almış. Bavulları Türkiye'de olmayan şeylerle doldurmuş. Veyahut da işçi... İşte ne olduysa o anda oldu. Suikastçı uzağa düşse dahi şansını denemeye karar verdi ve tetiğe bastı. Zaten o mikrofon sehpası Özal'ın hayatını kurtardı. Kurşun ona vurdu, sekti, yere düştü bir tanesi. Bir tanesi de elini deldi geçti. Özal'ın korumaları da çok yanlış bir hareketti. Kaldırdılar silahları tavana. Gelişi güzel 9 milimetre tabancalarla ve gümbür gümbür başladılar ateş etmeye. Anons ettim, yatın telaş etmeyin diye. Ve herkes ben anons ettiğim anda yattı. Anons etmeseydim çok büyük bir şey olurdu. Yüzlerce kişi ölürdü. Mesela o sırada ben bizim koruma müdürünü aradım, salonda değildi. Arkadaşlar da çay demlemişler. Bana ayaküstü bir çay istediler. Dedim ki yok ben içmeyeceğim, yine geri gitmem lazım. Tam o spor salonunun giriş
O zamana kadar kıyamet koptu. Gürültü patırdı. Ana kapının girişinde sol taraftadır. Hatta yanımda koruma müdürü zamanı Musa Öztürk, beden terbiyesi müdürü Sezai Bağbaşı var idi. Tam böyle soğuk bir şeyler yaşıyorduk. Daha 2-3 dakika olmuştu geleli. Birden çok büyük kıyamet gibi bir ses duyuldu. Çıktık kapının önüne, bir insan güruğu şuursuz bir şekilde dışarı çıkıyor. Anormal bir şey olduğunu anladık ve arada biri Özal'ı vurdular deyince aklımız başımızdan gitti. Ateşin amacı da baraj ateşidir. İsterseniz istatistik gibidir. Bunlar %100 netice vermez. %80'dir. Dikkat edin, suikastlerde suikastçının hedefi nedir? Önce hedefini vurmaktır. Öyle efendime söyleyeyim, birden kendini yere atayım, falan edeyim, pişman edeyim diye düşünmez. Öncelikle hedefini vurmak için ne gerekirse onu yapması lazım. Çünkü motivasyon ona göre ayarlamıştır. Ama öbür tarafta seyirci olan bir insan böyle bir halde ne yapar? Kendini yere atar. Netice olarak bu baraj ateşlerinde faydası şu: attın baraj ateşi, yaptın, hedefi iyi göremiyorsun, diğerleri hepsi yere yattı, hedef meydana çıkar. Nitekim hedef öyle olmuştur, meydana çıktı hedef. Herkes, 10 bin kişi bir anda kendini yere attı ama hedef meydana çıktı. Mendil var efendim, sarar. Mendil var, oluşturduk. Ben o silah sesleri arasında 2-3 basamak atlayarak oraya yetiştim. Yetiştiğimde Turgut Bey kalkmaya çalışıyordu. Hanımefendi onu kaldırmamaya çalışıyordu. Ben de üstüne abandım. Adeta altta bir şey, böyle kaldırmamaya çalışıyoruz. Aman kalk efendim, silah sesleri bitmedi diyoruz. O sırada bir sağ elinin ayasının iki baş parmak ve işaret parmağının arasında altta bir kurşun giriş deliğinin ve bunun arkasında da bir kurşun giriş çıkış deliğinin olduğunu gördüm ve şakır şakır kanıyordu. Kanayan elini o sırada elime geçirdiğim bir temiz mendil parçasıyla boğdum elinin burası. Hayır, yaparım ben, yaparım. Gazeteler, daha kaldı burası da şey olmayan
Çok eleştiri aldık ama bakıyorsun hiç eğitim görmemiş bir polis o tarihte terörist iş yerinden vurulmuştur. Birincisi bileğinin şurada. İkincisi omuz başı ve adalesinden vurulmuştu. Üç tane kurşun vardı vücudunda. Öldürtmeyen de ben öldürtmedim. Bu adam ölürse mesulü sizsiniz. Çünkü yara ölücü yara değildi. Kollarından olduğu için. Başında durun kimseye de bir şey yaptırmayın dedim. Hemen şu sözlerimin başında bilhassa belirtmek istiyorum. Allah'ın verdiği ömrü onun isteğinden başka alacak yoktur. Arkadaşlarım, sizlere konuşmamın kesildiği yerde vaktiyle yasak olan yurt dışına çıkışları anlatıyordum. Bugün yurt dışına çıkışlar serbest hale geldi. Ondan sonra işte el dikildi falan. Acaba kurşunda zehir var mıdır yok mudur diye kan tahlilleri yapıldı çünkü kurşunda zehir olsa değdiği yerde öldürmesine gerek yok. O zehir kana karıştığı anda ölürsünüz. Onun bile o zamanlar kan testleri yapıldığı zehir var mı yok mu falan diye. Onlar kötü günlerdi. Yok. Bitirim yok. Hayır. Karıştırdım. Bir dakika. Bitmem üzere. Ne kadar inatçısın çocuk. Keseceğim onun için. Muhterem arkadaşlarım, bu dönem eğitim ve öğretime büyük önem verdiğimiz dönemlerden biri olacaktır. İçeriden beni çağırdığını söylediler. Yatak odasına gittim. Semra Hanım'la beraberlerdi. Gerçekten derin bir üzüntü içerisindeydim. Konuşurken sesim titriyor idi. Gözümden de yaş damlıyor idi ama kendimi sıkarak böyle. Geldi bana anladı. Benim Halet-i Ruhiyem'in ne olduğunu. Sen git işine gücüne bak, kimsenin lafına kulak asma. Git rahat rahat meselene hakim ol. Görevine devam et kardeşim dedi. Elini öptüm ben. Duygulandım. Peki kimdi bu Kartal Demirağ? Tek başına mı hareket etmişti? Eğer değilse tetiği kimler çektirmişti? Bu olay Özal'ı çok etkiledi. İçine kapandı. Suikast görüntülerini getirtti ve binlerce defa seyretti. Zanlıların peşine düştü. Sonunda bu kişi veya kişilerin izini buldu.